Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen bir yıla rağmen hala o anları unutamayan Akut Giresun ekibi yaşananları anlattı. Deprem bölgesinde 3'ü çocuk 12 kişiyi enkazdan canlı çıkarmayı başaran Giresun Akut ekibinin gönüllüleri yaşadıklarının hala taze olduğunu ifade ederek hayatlarına dokundukları insanlarla gönül bağ kurduklarını ifade ettiler. Malatya'da ilk çıkan. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 11 ilde etkili olan 100 yılın deprem afetinde arama kurtarma çalışmalarında yer alan Giresun Akut ekibinin doktoru olarak görev yapan Doktor Ayşegül Okur, ölümle kalım arasındaki ince çizgide çok zor kararlar vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek bugün dahi yaşadıkları o anların etkisinden kurtulamadıklarını söyledi. Bir yıl geçti ama nasıl geçtiğini inanın anlamadık bile. Hala görüştüğümüz, enkazdan çıkartıp görüştüğümüz birkaç kazazedemiz var. Onları enkazdan çıkarttıktan sonra durumlarını yakın takip etmiştik. İşte ne yaptılar, neredeler gibi. Onlardan birkaç tanesiyle hala görüşmeye devam ediyoruz ekip olarak. Ne yapmıştık? Biz depremin birinci günü Malatya'da, sonrasındaki bir 8-9 gün kadar Adıyaman'da çalıştık yine ekip olarak. Bir 10 kişilik bir ekiptik. Totalde 13 kişiyi kurtardık canlı bir şekilde. Yani çok zor bir süreçti. Tüm ülkemiz için çok zordu. Bizim için de aynı şekilde çok zordu. Çok çaresiz kaldığımız anlar oldu. Hala daha psikolojik olarak bizi zorluyor yani geri dönüp baktığınızda. Hala daha o çaresizliği hepimiz gibi biz de hissediyoruz. Akut'un aslında en önemli misyonlarından bir tanesi yeterli eğitimi, ilgili eğitimi almamış hiçbir gönüllünün sahaya çıkmasına izin vermeyişi. O yüzden biz sahaya çıktığımızda ne yapmamız gerektiğini gerçekten bilen bir ekip olarak çıktık. Aldığımız eğitimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani var. Orada çok zor kararlar vermek zorunda kaldık. Bunu bizim ekibimiz için de böyleydi. Eminim giden tüm ekiplerde, tüm gönüllü ekiplerde böyle şeyler yaşanmıştı. Çok zor kararlar vermek zorunda kaldık. Biz çıkarttığımız bir kazazedeyi ambulans bulamadığımız için kendi ekip aracımızı ambulans haline getirerek en yakın hastaneye ulaştırmaya çalıştık. En yakın hastane de yıkılmıştı. Orada dışarıda bir sahra hastanesi gibi küçük bir çadır kurmuşlardı. Çadırın içindeki sedyelerde ikişer hasta yatıyordu her sedyede. Alim Bekiroğlu deprem bölgesinde çok cana dokunduklarını ifade etti. Çok canlı cana dokunduk, çok kararsız kaldık. Birçok yerde yani oradan canlı sesi geliyor, buradan canlı sesi geliyor diye çok geldiler yanımıza. Kararsız kaldık ve çok üzüldük. Birini kurtardık, diğerine yetişemedik. Bunlar bizi çok üzdü. Depremin 5. gününde biz konuşlandık. 5. gününde biz çadır attık. 5. gününde uyuyabildik ve o gün de orada ateşin başında ısınırken bir canlı ihbar beklerken orada iki tane küçük çocuk evden bize seslendiler. İşte dediler bizim elimizde tatlılar var, siz yiyin. O beni çok duygulandırmıştı. Bize uzattılar. Biz yok siz yiyin, teşekkür ederiz dediğimiz halde zorla iki tane küçük kız çocuğu bize onları zorla verdiler. Biz de almak zorunda kaldık. Ömer Aksu ise enkazdan bir kişiyi çıkarmak için 27 saat nasıl çalıştıklarını anlattı. Canlı ihbar olan bir yere gitmiştik ve 27 saat hiç aralıksız su dahi içmeden. Herkes kendini o kadar çok unutmuştuk yani. Ama sonuçta sevinemedik. Yani o kişi eksi olmuştu. Benim en çok unutamadığım noktada zaten o öbür işitme engelli olan çocuğumuzun orada kalıp kalmadığını ise tekrar döndük ama daha sonra da o, yani o enkazın şeklinden dolayı. Erkan Tatarsa enkazdan her kurtardıkları canlı için yaşadıkları duyguları anlattı. Gece saatlerinde haberi aldığımızda sabah erkenden yola çıktık. Tabii ki deprem bölgesine doğru, hatta ailemize bile yolda haber verdik. Yani iş yerimize, ailemize, herkese yolda haber verdik. Biz yoldayken ikinci bir deprem olmuş. Telefonla ailemizle konuşurken arka tarafta bile bayağı bir sıkıntı vardı. Hani çocuklarımız korkmuştu, eşimiz korkmuştu. Yani onlara bile hani köylere gidin, hani daha güvenli yerlere gidin, kendinize dikkat edin diyerek yani aklımız bir nevi ailemizde kalarak gittik yine. Ama gideceğimiz yerdeki durumun daha vahim olduğunu biliyorduk. Yani gittiğimizde gerçekten canlı başla çok çalıştık.